Ve işte kafeterya, 5 tane şey var, elmamız var ama para, işte parayı bir kere alabiliyorsunuz ya odanın başındayken. Bir daha alamıyoruz para. Para lazım olsa para yok. Şimdi etrafı bir süzelim bakalım burası neresiymiş. Bu ne? Bu bir çöp torbası, şey çöp kovası. Buna bir şeyler atabilirim dedi. Burada abla ne yapıyorsun sen? Ne dövüyorsun? Pirzola mı dövüyorsun? Hale bak. Ablayla konuşalım. Sen burada ne yapıyorsun çocuğum ha? Benim öğle yemeklerimin tadına bakmak ister misin falan dedi. Başka neyin var diyelim bakalım. Şu anda kısıtlı bizim menümüz. O yüzden yiyeceksen ye. İşte çikolata barımız var. Bilmem şeyimiz var ama pahalılar falan dedi. 10 dolar. Aa bizim paramız yok ki. Neden bu kadar pahalılar? Aa diyor ki hep diyor devletin diyor işleri bunlar diyor. Çok fazla kilo almasını istemiyor devlet diyor çocukları. Gözümün önünde eriyip gidiyorsunuz diyor. Aa burada da bizim hademe. Oynak başlı hademe. Konuşmaya korkuyorum gençler. Bisküvi satıyor herhalde. Bisküvit. Onu da yazamamış. Bisküt yazmış. Bisküt. Bir konuşalım bakalım. Bisküvi topları! Bisküvi topları! Bisküvi topları satıyorum! Bağırıyor. Sıcak sıcak çıtır çıtır diyor. Bisküvi topları mı? Hepsi benim özel tarifim diyor. Bizim yaşlı hademe. İstiyorsan biraz vereyim tadına bak. İçinde ne var? Çünkü hatırlıyor musunuz? Geçen bölümde gençler bu şeye gitmiştik biz o zaman. Tuvalete gitmiştik. Acayip acayip el, kol, bacak, bir kafa mafa vardı. Bu bir şeyler yapıyor. Bir altlar karıştırıyor. O yüzden diyor ki bisküvi var diyor. Biraz da ekstra bir şeyler var. Sorma yiyeceksen ye diyor. Dede. Ama işte ekstra ne var içinde? O da var. Kafa mı yiyeceğiz? Göz mü? Kulak mı? Belli değil. Yalnız o içindeki ekstralar beni biraz endişelendiriyor dedik. Aaa boş ver seni çocuk. Dene işte seni öldürmez ya. It won't kill ya. Yani seni öldürmez ya diyor. Ne kadar dedik? I do say myself friend Cindy will... Ha Cindy diyor çok sevebilir diyor. Bir dolar ama bizim bir dolarımız yok ki. Neden Cindy'ye vermek isteyeyim? Neden Cindy sevecek ki onu diyor. Sadece öyle bir his doğdu içime. Çabuk git ona ver. Eminim sevecek diyor. Tamam ama sen biraz tuhafsın dedik. Ben zaten her zaman tuhafım çocuğum diyor. Lanet olası bisküvi alacaksan al. Alamıyorum ki ama 1 dolar. Geçelim buraları geçelim. Forget it. Çünkü paramız yok. 1 dolara bir şey satabiliyor muyum ben? Bir şeyim var. Dur bakayım. Bir şey satabiliyor muyum? Hey satıcı. Satıcı. I want to sell something. Bir şey satmak istiyorum. Aa hiçbir şeyim yok. Hiçbir şey satamıyorum gençler. Bu da iyi değil. Lily'nin yanına gidelim. Lily bizi kovalayacak kesin. Bir bakmış olalım. Sakın yanıma oturma. Defol git dedi. Bizi kovaladı. Satıcıdan bir şey satamıyoruz. Bizim kız arkadaşın yanına gidelim. Üzgünüm tatlım. Yarın şansını dene dedi. Oho işimiz var. Bu da Nugget. Nugget geri döndüğüne çok sevindi. Nugget'a de ki Nugget, Nugget'ım çok güzeldi. Evet evet çok güzeldi. Yedik Nugget'ını güya. You couldn't test the poison. Ne? Zehrin tadını almadın mı dedi. Ne? Nugget. Nugget şeyi bize verdi. Budu gençler. Zehirlemiş. Bu arada bizim ağzımız yüzümüz dağılmış. Bak dayak yedik ya orada. Ne ölecek miyim? Hayır. Ben diyor bugün, biz diyoruz yani. Bugün... Box'ı biz hallettik dedik. Ne? Yaptın mı? İnanamıyorum. Demek ki Box'tan olan intikamı almışsın. Çok mutlu oldum. Çok memnun oldum. Fakat tahmin ediyorum ki bu diyor yasal bir şey değildi herhalde diyor. Ama boşver dedik. Oralarını dert etme. Pekala. Şimdi ooo evet. Tamamen unutuyordum. Falan falan. Falan falan falan. Antidotu aldım ben. Antidot verdi bize gençler. Yani zehre karşı panzehir gibi bir şey diyelim biz ona. Nugget arkadaşını gördüğü için çok mutlu. Lütfen daha sonra dinleme zamanında tekrar yanıma gel dedi Nugget. Sana bir şey göstermek istiyorum dedi. Nugget bize bir şey göstermek istiyormuş gençler. Şimdi 5 tane elmamız var. Elmaları harcayamıyoruz ya. Elmaları nasıl harcayabiliriz acaba? Şöyle bir şey yapalım. Bir şey satın almaya çalışalım bakalım. Ne satın alabiliyoruz? Senden bir şey satın almak istiyorum ben. Nelerim var? Salata. Oo 2,5 dolar diyor. Bizim yok ki. Ya şu elmaları yediremiyor muyuz ya? Pekala. Burada bir şey yapamadık. Biz gidelim şu abladan yemek yiyelim. Yemek alalım gençler. Abla bize yemek ver. Nasıl olsa burada bedava. Yer. Yer diyorum ver.
Yemeği aldık. Elmanın biri gitti. Aa, bir dakika. O zaman şöyle yapalım. Gidelim çöpe atalım, bir daha alalım, bir daha alalım. Çöp kutusuna yolladık. Oo, tamam tamam. Buraya çünkü geçmek istiyorum. Bir tane daha ver abla. Çok güzeldi, çok lezzetliydi. Öyle böyle değil. Tadı damağımda kaldı. İkinciyi aldığın için diyor, mutlu oldum diyor. Yalla, yolla. Bir elma kaldı. Bir tane daha ver abla. Doyamıyorum, doyamıyorum. Dur. Banyoya gidebilir miyim diye bir sorayım bakayım ya. Banyoya da gidebilirdik. Banyoya gidebilir miyim abla? Üzgünüm çocuğum ama bunun için gerekli müsaadem yok. Ben yapamam. Ben gözlüklerimi kaybettim diyor. Eğer diyor o yaşlı gözlerle göremiyorum. Eğer gözlüğümü bulursan belki yardımcı olabilirim. Gözlüğü nereden bulacağım ki ben? Gözlük. Ha yok, burada gözlük yok, tamam. Bunun gözlük... Nerede acaba gözlük bilmiyorum. Neyse, biz gençler şimdi direkt gidelim abladan bir yemek daha alalım. Böylece evet dedik. Ve abi de Monster Kart verdi abla bize. Çok bir yemek yediğimiz için. Şimdi diyor bütün diyor yemeğini bitir. Ve diyor sakın endişelenme. Yarın yine şey yapacağım dedi. Aa, bitirdik. Güzel. Tamam çocuklar, dinlenme zili çaldı. Şimdi dinlenme yerine gidiyoruz gençler. Oo, oyun parkı. Box'ı olanları duydum diyor hoca. Ölmüş gençler. Box. O küçük canavar öldüğü için çok mutluyum. Ve bunu ben tek başıma yapmadım. O yüzden bir yıldız daha kazandın dedi. Hoca bize bir yıldız daha verdi gençler. Nugget'la ne yaptın diyor. Onun arkadaşı olmaya başarabildin mi dedi. Evet dedik. Mükemmel. Evet. Mükemmel. Bakalım. Oradaki deliği görüyor musun dedi. Gençler, oyun parkında bir tane delik var. Günlerdir orayı kazıyormuş gençler. Delik var. Büyükten kazıyormuş. Ne yapmış? Evet oğlum, orada bir delik var. Şimdi bak, o deliği... Daha var, evet, o delikte ne var acaba? Günlerdir, bak bu çocuk günlerdir orayı kazıyormuş oğlum. Eminim diyor, dibinde diyor bir şeyler var diyor. Wow falan dedik. Evet, gerçekten diyor çok diyor tehlikeli bir durum. Fakat maalesef onun ne kadar tehlikeli olduğunu müdüre diyor ispatlayamam diyor. Evet oğlum, yıldızlarımız var. Deliye gençler. Kimse şey yapmıyormuş, bakmasına izin vermiyormuş bizim Nugget. Güvenmediği kimseye. Bize güveniyor ya, güvenini kazandık. Sana güvenmiyor mu? Dedik hocaya. Baba, hayır tabii ki. Tabii ki güvenmiyor. Baba. Çünkü diyor bu diyor baba, çok diyor çirkin. Yok oğlum, ben bilerek koydum mikrofonu öyle. Çünkü diyor bu diyor çok tuhaf olurdu diyor. Şimdi bakalım. Ne diyor hoca bize? Git diyor içeriye diyor, aşağıya in diyor ve bir şey bul diyor. Gençler biz oradan delikten aşağı ineceğiz. Çok fazla bir şey yok diyor. Bakalım şöyle bir çabuk bir işini bitirince geri gel dedi. Şimdi Nugget'ın yanına gideceğiz. Burada ördekler mördekler var. Dur bakayım ördekleri bir bakalım. Bu ördekle oynayalım. Bak bak, sesi duymak ister misin oğlum? Dur. Bu nasıl ördek? Dur hıçkırdım. Bu nasıl ördek? Vak yapıyor. Dur bakayım. Bak bak. Mek 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 yapıyor. Bu? Bu da dayı örnek. Vaaak. Ne var? Ne istiyorsun benden? Ha? Yaşlı bir dayıyım ben burada. Vaaak. Şimdi. Burada bir tane heykel var. Kim bu? Müdürün heykeliymiş gençler. Gözlerinde enteresan kırmızı ışıklar var diyor. Hakikaten ha. Acaba o şeyin bahsettiği lazer bunlar mı? Kamera olabilir ha. Var ya, kamera olabilir onlar müdür. Herkesi gözetliyor olabilir. Bununla niye biz uyuz olduk ya? Biz Lily'nin saçına şey yapıştırmıştık. Neyse, biz şimdi mevzuya gidiyoruz gençler. Geldik Nugget'ın yanına, bakalım delikte ne var. Geldiğin için teşekkür ederim. Nugget normalde çok fazla böyle çalışmalarını arkadaşlarına göstermez. Fakat bugün gösterecek. Delikten içeriye girmeye hazır mısın dedi. Ulan gireceğiz de ne var acaba? Yes dedik, bir elma gitti. Mükemmel. Fakat öncelikle Nugget için bir şey yapmalısın. Neymiş o? O ne? Şimdi hazırız dedi. Baba yemekleri attı. Evet oğlum, yemekleri döktü gençler şeyin içine. Nugget'larını attı. Baba yemekleri aşağıya düştü. Evet, hepsini aşağıya düşürdü. Nugget'larını kapatıyor. Evet, biz de soruyoruz şimdi. Bütün Nugget'ları niye aşağı attın? Diyor ki, aşağı doğru atlarken ölmeyelim de yumuşatsın diye.
Atmış gençler onları. Şimdi giriyoruz mağaradan içeriye. Oho, gizli mağara. Nugget'ın mağarasına hoş geldin. Bu yemekler bu arada. Evet, bütün yemekleri burada biriktirmiş oğlum. Burası Nugget'ın ne derler ona işte, Nugget'ın mekanı, Nugget'ın işte bütün şeyleri burada, serveti burada diyor. Etrafa biraz bak dedi. Pekala, bakalım gençler. Burada bir köpekçik var. Oo, ne tatlı bir köpekçik. Nugget burada baba, bunu unutmuş. Köpek koyuyor. Ama ölmüş mü diyor. Ölmüş. Evet, ölmüş ya. Allah'ım, köpeği atmış ya, şey öldürmüş ya. Evet oğlum. Ben diyor kazıyordum diyor, köpek diyor yukarıdan düştü öldü diyor falan falan. Köpeği, tamam köpeği aldık, ne işimize yarayacak bilmiyorum, bakalım. Burada da bir sürü şeyler var bak, nugget'lar var. Baba, yiyecekler bir sürü yemekler var. Evet, burada diyor bir mastermind kartı yatıyor diyor. İskeletlerin orada. Aldım kartı da gençler. Bir sürü doldurduk vallahi buraları. Burada yine yiyecekler falan var, hepsini biriktirmiş buraya. Burada ne var? Oraya gidebiliyor muyum? Orada da bir şey var bak ama hiçbir şey yapamıyorum. Tamam, şimdi Nugget'la konuşalım. Bakalım Nugget ne diyor. Bu mağarada geçirdiğin vakitten hoşlandın mı diyor Nugget bize. Biraz daha mı bakalım etrafa? Biraz daha bakayım. Gözüme bir şey kaçan bir şey var mı? Yok zaten. Gözüme bir şey kaçan bir şey var mı diye tekrar kontrol ediyorum gençler hızlıca. Yok, oraya gittik, buraya gittik. İskelet tamam. Şimdi gitmeye hazırım diyelim. Evet evet, çok güzel ama gitmeye hazırım dedik ve çıkıyoruz mağaradan gençler. Mağaradan çıktık, şimdi direkt hocanın yanına gidelim bence. Bakalım. Hoca ne diyecek? Pekala, ne buldun? Ne buldun? Al sana köpek şeyisi. Ölmüş köpeği verdik. bu ne diyor hoca. Aa, Cindy'nin köpeğiymiş. Lan ne oluyor bu şeyde, anaokulunda arkadaş? Ne? Cindy geldi. Sen mi kaçırdın diyor bana köpeği. Hayır, ölmüş diyor. Cindy. Bu bizim hoca diyor ki. Hoca diyor ki, Nugget'ın yaptığını söylemeye çalışıyor galiba dedi. Evet oğlum. Kapat pis ağzını diyor hocaya, nasıl konuşuyor. Bak terbiyesiz işte kız Cindy. O pis ağzını kapat. Bunu diyor öğreteceğim dedi. Aa! Ne yaptı gençler, bizi öldürdü. Cindy hayır. Hayır. Ya niye, dur orada bir şeyler dedi de. Bizi öldürdü. Gençler, hoca psikopatın önde gideni. Cindy bizi öldürdü diye gitti ona yıldız verdi. Nasıl bir okulsun sen? Nasıl bir hocasın sen? Gençler, bence bu oyunda var ya, hocalardan yana çıkmamak lazım. Arkadaşları örgütleyip hocalara karşı olmak lazım herhalde. Baksana hocaya ya. Gitti bizi öldürttü ya Cindy'ye. Vallahi enteresan oymuş. Neyse gençler. Burada bırakalım. Devamını yapacağız tabii ki. Eğer bu videonun devamını istiyorsanız gençler, bu seri devam etsin istiyorsanız, güzel bir beğeni bekliyorum sizden. Eğer bu videoyu beğeniyorsanız beğen butonuna gömçürün çocuğum, gömçürün. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi tokuştur kalpleri. Kalp kalbe karşı. İşte bu. Sevgiyle kalın. Ve gençler, günün şarkısı. Kindergarten dünyanın en psikopat anaokulu. Kindergarten katil hademe psikopat hoca olur mu demeyin. Olur. Çünkü bu kindergarten. 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 Kindergarten katil hademe psikopat hoca olur mu demeyin. Olur. Çünkü bu Kindergarten.